Bismillahirrahmanirrahim. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. İli Arapça bir ünite bir. Bu ünitede saf konuları yer almakta. Sığa, kalıp, kip hepsi aynı şey. Mazi kalıbı, muzari, emir vs. kalıpları burada görmekteyiz. Öyle bir başlık atılmış ve direkt e, okuman okuma metniyle başlıyor kitap aslında. Nususun, nasun nususun Metinler, parçalar, çoğul bir kelime İlk okumak için Okumaya dair metinler ee, Bu metnin başlığı nedir? Kariyetu halidin Halidin köyü Kari, köy demek, halid özel isim Sekene Yeskunu, muzari fiil görmektesiniz Mazisi nedir? Mazisi Sekene, Sekene. Yeskunu Sekene yeskunu Bilenler için sülası mücerret birinci baptan bir fiil. Yeskunu muzari. Yeskunu oturuyor. Kim oturuyor? Oturan kişi kimdir? Halidun Halet adlı şahıs. Fail. Nerede oturuyor? Fi bir köyde. Nasıl bir köyde? sagiratin Küçük bir köyde. Ha, bu sıfat oldu o zaman. Fiha o köyde vardır. O karyede köyde vardır. Ne vardır? Nehrun bir ırmak vardır. Nasıl bir ırmak? Sagirun küçük bir ırmak vardır. Seka yeski. Bu da muzarifi. fiil. Seka ye. Mazi muzarisini görmekteyiz. Yeski sular. Suluyor. Kim suluyor? Kim geçti ki saat hafta? Sadece tek e, geçen Halit yani. Halit suluyor. Halit suluyor veya sular. Er, ar veya yor. Bu ekleri verebilirsin. Er, ar veya da yor eki. Şimdiki zaman geniş zaman ekledi. Değil mi? Muzaridir. Yeski suluyor. Kim? Hü ve o şahıs. Yani Halet adlı şahıs suluyor. Neyi? Mezra'tun mezari. ekili alanları. Tarla varmış. Bir şeyler ekilmiş artık. Nasıl bir şeyler ekilmiş? El hadra yeşil. Yeşillik ekili olan araziyi suluyor. Valid Halidin, Halidin babası nedir? Felahun bir çiftçidir. Ve ve o hangi o? Babası yani. Zera'a yezra'u. O zaman üçüncü bab. Bilenler için sülasi mücadelet üçüncü babdır. Yezra'u muzari. Ee, ekiyor. Kim? Ve o yani Halid'in babası. Çiftçi olan. Ne ekiyor? Ne ekiyor biçiyor? Et damadime domatesler ekiyor. Yani dikiyor artık isimle diyebilirsin. Ve daha neler dikermiş? El khiyara salatalık da diker. Ne gibi? Kema o şey gibi ki el kaf gibi. Teşbih edatı. Kema o şey gibi ki zera'a yezra'u. Ektiği gibi. Kim ektiği gibi? Hü ve o babası yani ektiği gibi. Fay. Ne ektiği gibi? El kamha buğday. Ve daha ne ektiği gibi? El zurrate mısır. Ve daha ne ektiği gibi. El kutne. Pamuk. Pamuk, mısır, buğday ektiği gibi. E, salatalık ve domates de ekmektedir, dikmektedir. Ve ve o yani Halid'in babası Rabbeye yurabbiyu yurabbi diye okunacak. Ya yazanma verilmez, yazılmaz, seslendirilmez. Yurabbi bakıcısıdır. Yani bakıyor, bakar. Ne bakar? Elhaye vanati çeşitli hayvanlar bakar, bakıyor. Öyle hayvanlar ki el elifete, elife evcil demek. Yani yılan beslemiyor. Ee, evcil hayvanlar bakmaktadır, beslemek tedir, yetiştirmek tedir. Yola bir hepsini diyebilirsin. Ne gibi kesse reser 200 demek. El kaf gibi teşbih edat. Keser öküz gibi ve daha ne gibi el cemeli deve gibi ve daha ne gibi el hisani at gibi. Ve hadihil hayvanatu işte bu hayvanlar sa'ade yusa'idu tusa'idu yardımcı olurlar yardım ederler. Hiye o hayvanlar yardım ederler. Kime? Valide Halidin Halidin babasına. Hangi hususta yardım etmektedirler? Fi amelihi onun işleri hususunda. Ve ta'melu ta ve çalışır hiye o hayvanlar çalışırlar. Ma'hu Ma Validin Valid miydi pardon? Halidin babasıyla beraber. Ma beraber demek. Zaftır, muzaftır. Hu Halidin babası demek. Halidin babasıyla beraber çalışırlar. Nasıl çalışırlarmış? Bineşadın. Aktif olarak çalışmaktadırlar. Gayretli bir şekilde çalışıyorlar imiş. Nokta var. E biz de burada bir nokta koyalım. Şuralarda okuyalım. <Sarık> Halid'un. Halid adlı şahıs. Yuhibbu. Sever. Kim sever? Hüve. Halid sever. Neyi? Kariyetehu. Kendi köyünü sever. Ve saide <Sarık> yusaidu. Yardımcı olur. Yardım eder. Kim? Hüve Halit. Kime? Validehu kendi babasına. Hangi hususta? Fi ameli işleri hususunda. Uhtu Halidin, Halidin kız kardeşi ki ismuha onun kız kardeşin ismi nedir? Zeynebu, Zeynep'tir. Hiye o Zeynep adlı şahıs dalibetun bir kız öğrencidir. Nerede? Fil camiati üniversitede. Tabii üniversitede kız öğrencidir demek doğru bir çevir olmaz yani. Üniversitede öğrencidir. Ben özellikle kız öğrenci dedim. Şuradaki mühendisliğe dikkat çekmek için. Ve ba'de erba'i senavatin. Ba'de sonra erba'i dört. Senavat yıllar topla. 4 yıl sonra. Se tusbihu olacak. Kim olacak? Hiye o. Zeynep adlı kardeşi yani. Ne olacak? Tabibeten. Doktor olacak. Esbaha, yusbihu, tusbihu, setusbihu. Sin sonradan dahil oluyor. Kale, yegulu, seyegulu gibi. Sin, muzariye dahil olunca muzariye gelecek zaman kazandırır. Bu yüzden e, ecek, ecek, acak. Mesela gelecek, gidecek veya bakacak diye yazılır. Bakacak desek de. Fehiye o, hangi o? Yani Halid'in kız kardeşi Tedrus'u okuyor. Kim okuyor? Hiye o kız kardeşi yani Zeynep. Ne okuyor? Tıp. Tıp okuyor. Peki buraya kadar bir tercüme yaptık. Daha fazla tercüme yapmayıp tercümeyi burada sonlandırarak gramere doğru bir geçiş yapmak istiyorum. Ne anlatılmış diye. Tercümeyi bu şekilde yapıyoruz. Ya, bu şekilde yapıyoruz ama bu işlenilen konuya göre ünite bağlamında e, metni değerlendirebiliriz aslında normalde değerlendirilir. Yani gramer işlemediğimiz için değerlendirmedik. Yoksa mesela dersin Kâretu Halidin Halidin köyü Yeskunu oturuyor. Sen ne dersin mesela? Dersin ki sekene Yeskunu birinci baptan muzarif ilim merfu olarak alameti zamme. Niye merfu evvelinde nasb eden ve cezm eden olmadığı için? Halid fail merfu olarak alameti zamme. Fi, harfi, cer, kare, mecru. Bir sürü alandan inceleyebilirsin. Mesela kare mühennestir. Nereden anladın? Kapalı tarzı var. İsimdir. Nereden anladın? Kapalı tarzı var. İsimdir. Bir kere daha. Yine nereden anladın? Evvel harfi, cer var. Yine isimdir. Yine nereden anladın? Yani farklı bir kanat daha var mı? E, temin almış. Gibi bu tür açılardan incelenebilir. Veya fi, harada da vardır. E, şibih cümle. Car, mecrur eşittir. Şibih cümle. Haber burası nehir lafzı müptedadır. Haberin sağ tarafta bulunması yani mukaddem olmasının e, ne diyelim hükmü nedir? Vaciptir. Niye? Çünkü müpteda nekreyken haber nedir? Şibih cümledir gibi değerlendirmeler de yapılabilir. Bu işlenen ünitedeki e, gramer konusu neyse o bağlamda metinlerde incelenebilir. Mesela biraz sağdırdım. Birkaç sayfa aşağıya geldim. Burada bir takım bilgiler var. Buraları geçiyorum çok önemli olmadığını varsaydığım için. Şurası önemli olabilir. Yani çok güzel bir ne yapmışlar kategorize yapmışlar. Diyorlar ki, hani bir fiili hangi açıdan ayırmak istersen kategorize etmek istersen o açıdan ayır ayırman mümkün. Mesela kalıbı açısından fiil ayırabilirsin. Kaça, mazi, muzari, emir olarak üç ayırabilirsin. Bir fiil ya mazidir, ya muzaredir, ya da emirdir diyor. İki, mefulü bir ihtiyaç duyar mı, duymaz mı? Yani bir fiil müteaddi ise mefulü bir alır, lazımsa almaz. Müteaddi, geçişli fiil, lazım geçişsiz fiil demektir. Bu geçişli, geçişsiz Türkçe dil bilgisinde de vardır zaten. Hemen geçişli fiil nedir, geçişsiz nedir Türkçe dil bilgisi kitaplarından veya Google'dan bakmanız mümkün. İşin ana mantığı oradan anlaşıldıktan sonra buraya gelerek lazım müteaddi tekrardan burada çalışılması gerekir. Ama ana mantık için Türkçe kitaplara bakmakta fayda olabilir. Yapısı bakımından diyor bir fiil ya sahihtir ya da muhteldir. Sahi'in kısımlarını buraya yazmışlar. Muhtelin kısımlarını da buraya yazmışlar. Burada bir tanıtım var. Kategorize etmek var. Burada gidip lazım nedir anla. Sahih nedir anla diye bir konu yok. Onlar ilerleyen sayfalarda veya ünitelerde gelecektir. Burada genel bir çerçeve çiziliyor. Kök harflerinin sayısı bakımından bir fiil ya sülasidir ya da nedir? Rubaidir. Sülasi kendi içerisinde ikiye ayrılır. Sülasi mücerret, sülasi mezit. Rubai de ikiye ayrılır. Rubai mücerret, rubai mezit. İzzi adlı meşhur kitapta bunlar genelde anlatıyoruz. Binada da anlatıyoruz da izzi daha bu şekilde kategorize etmiştir failinin zikredilip zikredilmemesi açısından bir şey ya malumdur ya da meçhuldür. Gale dedi, kim dedi? Mesela Ahmedu Ahmet dedi. de ne dedi? Şöyle şöyle dedi. Veya kile denildi ki kim dedi? Ya denildi diyorum falanca dedi diye bir şey kurmadım. Dolayısıyla şahıs yani kimin dediği belli değil. Gile dedim ben. Denildi ki şöyle şöyle şöyledir. Kim dedi? Belirsiz meçhul. Tehkit edilip edilmemesi bakımından da fiil ayırabilirsin. Tehkit edilen var, edilmeyen var. Çekimi olan var, olmayan var. Çekimi olan fiillere mutasarrıf, çekimi olmayanlara gayrimutasarrıf veya yaygın olarak camit diyoruz. Son hafinin ses değişimine uğrayıp ona uğramaması. Yani bir fiil ya mebnidir ya da mureptir. Mebni örnek ne olsun? Mazi fiil. Mebnidir tüm kalıpları. Murep örnek muzari fiil. Cemim önnesleri e, Onun dışında kalan kalıpları mureptir. Tabi kendisine tehkit nunu getirmek gibi farklı yöntemlerle de mevnileştirmek söz konusu olabilir. Ayrı mesela. Şimdi buraya kadar genel bir çerçeve çizildi. Bunu ezberlemeli misin? Yok ezberlemen gerekmiyor. Anlamalı mısın? Anlaman da gerekmiyor. Yani duymuş ol, kulak aşinalığı olsun. Buradan sana gelip Soru sorma ihtimali zayıftır. Çünkü gramer olarak henüz işlenmedi. Sadece duyurusu yapıldı. Örneğin ketebe yazdı fiilini. Birinci taksime göre. Bak şu an güzel bir şeye değiniyorum. Birinci taksime göre mazidir. Ketebe ney? Mazi fiil. İkinciye göre nedir? Mütaddi'dir. Ben nereden bileceğim ketebe mütadimi değil mi? Fiilin manasını bilirsen mantık yürüterek gerisini bulursun. Yoksa manasını bilmediğin bir fiille karşılaştığında varsa ki şu olsun. Kemen hemen aslına göre yazdım. Son hali şöyle olsa da manasını bilmediğimizi varsayalım. Ben nereden bileyim lazım müteddim? Bilemezsin. Manasını bilmen gerekiyor ki oradan mantık yürüterek lazım müteddim anlayasın. 3. E kategoriye göre nedir? Mü mücerrettir. Çünkü ek harf almamıştır. Dördüncüye göre malumdur çünkü meçhul formda değil. 5. ayrıma göre gayri müekkettir çünkü tek tarifi yok. Altıncıya göre tam mutasarrıf çünkü camit değil. 7.'ye göre sahih salimdir. Hem sahih hem salimdir. İle tarifi yok o yüzden sahihtir. 8.'ye göre mebnidir. Çünkü tüm mazi fiiller zaten mebnidir. Oysa yeşteri fiilinden bahsedersek satın alıyor manasında fiili sırasıyla muzaridir, mütalidir, süresi mezittir diyor. Nereden anladın? Şuradan anlayabilirsin. Yani şuradaki T harfi asli bir harf değil. İşteraye, yeşteriyu. T harfi burada zayt harftir. Kendisinde kök harfi dışında bir harf bulunduğu için ona ne diyoruz? Mezit değil diyoruz. İşteraye, iftale. Bilenler için iftal babından muzaridir. Malumdur yani meçhul değil. Gayrimevkit tek tarif almamış. Mutasarif yani camit değil. Nakıs ve murab özellikleri de vardır. Nakıstır çünkü sonuncu harfi illet harfidir. Mureptir çünkü muzari fiilin tüm kalıpları cemi müennesler hariç tüm kalıplar mureptir zaten. Yani burası da cemi müennes değil o yüzden mureptir. Burada şimdi her şey anlaşıldı mı? Her şey anlaşılamaz. Yani bilmediğinizi varsayarsak, altyapınız olmadığını düşünürsek malumla meçhulün ayrım noktasını nereden bileceksin? Buna ne dedik şimdi? Mezit dedik. Burada T var dedik. İftal babu dedik. Sen iftar babu diye bir şey bilmiyorsan nasıl anlayacaksın? Anlayamazsın. Dolayısıyla buradaki bilgileri yani böyle on numara anlayabilmek için altyapı zorunludur. Muhtemelen ilerleyen ünitelerde de altyapıya dair konular vardır zaten. Yukarıda zikrettiğimizin dışında fiiller tek başlarına kullanıp kullanılamaması bakımından işte ne gibi? Kâne gibi kâne gibi, sâra gibi fiiller var. Bunlar e, nahiv açısından bunlara biz ne diyoruz? Diyoruz ki bunlar nakıs fiildir. Nahiv ilmi açısından nakıs. Nakıs eksiklik demek. Hangi bakımdan eksiklik taşıyor? Merfusuyla yetinemiyor. Bir mensuba yani habere ihtiyaç duyuyorlar. O yüzden bunlara nakıs denilmiş. Bunlara sahif ilmi açısından bakarsan Safi ilim açısından bakarsan aynı fiilleri ille tarif olduğu için bunlar ecveftir. Demek ki sarfa göre ecvef, nahive göre nakıslar. Yani hangi gözlükle baktığına bağlı. Sen mikroskopla bakmazsan mikrobu göremezsin. O ona bakarsan fark edersin. Dolayısıyla bakış açın önemli. Sıgası açısından fiiller var. Ne dedik? açısından malzeme, var emir. İster isim olsun ister fiil olsun. Arapçada bir kelime en az üç kök harften oluşmak zorundadır. Çok önemli bir bilgi bu. Bak, bu güzel çok önemli bir bilgi. Vezin kelimenin kalıbı demektir. Sisteminde birinci kök harf için faal fiili, ikinci kök harf için aynı, sonuncu için amel deniyor. Onu burada anlatalım biz şimdi. Buradaki fa harfi herhangi bir kelimenin sağ taraftaki ilk kök harfini temsilen yazılmış. Herhangi bir fiil. Örnek ne olsun? Ketebe olsun. KTB. Bir örnek daha olsun. Ne olsun? FTH. Bir tane daha olsun. KFR. Herhangi bir fiilin kök harflerinden en sağdakine faal fiili denir. Burada kaf, burada fa, burada yine el kaf. Farklı bir şey yazar mı? sürekli kef gelmiş. Ondan ne olsun? Semi'a olsun. Semi'a. Karışmasın. Şöyle çizelim biraz. Burada da sin yani. F'ar fiilidir. Feal fiili demek fiilin F harfi demek değil yani. Hangi harf olursa olsun. Kök harflerden en sağdakine fiil fiili denir. F olması gerekmez. Bak burada kef var. Yine de fiil fiilidir. Burada sin var. Yine de faal fiil olarak adlandırılır. Çünkü kök harflerden en sağdakidir. Aynı fiili demek ne demektir? Üç tane kök harf var zaten. Ortada bulunan kök harfine aynı fiili denir. O zaman burada t'dir. E burada da t'dir. Burada f'dir. Bak f bulunmasına rağmen f faal fiili demiyorum. Aynı fiili diyorum. Niye? Kök harflerden ortanca olduğu için. Burada da mim aynı fiili olmuş. Peki lam fiili nedir? Lame fiili üçüncü kök harfi. Yani bir kelimenin en soldaki, en sondaki kök harfine lame fiili. Burada ba'dır. Burada ha, burada ra, burada ayındır. Demek ki fa demek, orada git fey demek değil. Aynı fiili demek, ayın demek değil. Lame fiili de lam demek değildir. Öncelikle onu anladık. Başka? Kök harfler. Hangi harf olursa olsun. Harfin bir değeri yok yani burada alfabeden herhangi bir harfin en sağdaki kök harfe faal fiili ortadaki kök harfe aynı er fiili en soldaki kök harfe lam fiili deniyor. Yani sonuç olarak buraya ne yazıyorsun? Laf yazıyorsun. Laf. Soru bir kelime gördüm. oradaki kök harfi hangisi? Veya kök harfi dışında harf bulunabilir mi kelimede? Neye göre ayırt edebilirsin? Şimdi yazdıklarımda çok basitti bu. Bir de şöyle yazalım. t k t Gidip ilk harfe F harfiyle dersen direkt çuvallamaya başlarız. Niye kök harfi değil o? E ne peki? Zayt harfi. Nereden anlayacağım? Pat diye anlayamazsın işte. Bunun için altyapı gerekir. t k t F kaftır. Bak T hatta zayt harfi. Bu ne? Zait. Ba harfi o. Şuradaki elif t derken elif ne? Zait. Baf harfi peşine gelen t nedir aynel fiili sonda buna lambda Lam fiilidir yine bir laf yazdık ama arada ne var zayit bir har zayit bir har var hangisi zayit hangisi kök har bunu anlayabilmek için fiil çekiminde en azından giriş seviyesinde olmanız lazım yani profesyonel olmasanız bile giriş seviyesi fiil çekimine hakim olmanız gerekir dolayısıyla şu anda bu konu 10 numara anlaşıldı mı anlaşılamadı kök harfler tamam onu anladınız. En sağdaki kök harf fiil fiili, ortanca kök harf aynel fiili, sonuncu kök harf lamel fiili diye adlandırılır. Ama hangi harf kök harftir, hangisi kök harf değildir? Bunu ayırt edecek bilgi henüz kitapta sizinle paylaşılmadı. Paylaşılabilmesi için 3-5 sayfalık bir ezber yapmanız gerekecek ve çok önemli. Ve en önemli yani ezber yapılması gereken şey de odur zaten. Altyapı olarak çok önemlidir mazi sığası, mazinin çekimini bilmek gerekir. Sülasi mücerret ne demek? Sülasi 3 harfli demek. Mücerret yalın halde demek. Mazisi 3 harfli olan fiillere sülasi mücerret denir. Mazi sığaları aynı fiilinin yani ikinci kök harfinin aldığı 3 hareke ne anlattı? Burada şunu anlatıyor. Yani. Şurada anlatılan komple nedir? Şudur. Bir mazi fiil faale olduğu gibi faale de olduğu gibi aynı fiili fetayla gelebilir fa'ile de olduğu gibi aynel fiili esreli de olabilir. Fa'ile de olduğu gibi aynel fiili zammeli de olabilir. Bir mazi fiilin aynel fiili feta esre zamme alabilir. Hep e, feta değildir. KTB feta ha kefe ra ha ra hep öyle değil. Gördüğünüz ra kibe se mi'a ve a vea, zume se hule de olduğu gibi farklı hareketler de alır. Ben nereden bileceğim hangi harf, hangi harekeyi alır, hangi kelime nasıl hareket edecek? Bunu doğuştan kimse bilemez zaten. Ya şu an, ya şu an olduğu gibi çeşitli kelimeler göreceksin, göz aşinalı oluşacak. Metinler okuyacaksın, sayfalarca bir tecrübeye sahip olacaksın. Derken kelime hazine geniş olacak. Karşılaştığın kelimeyi direkt bilirsin. Veya sözlüğe bakman gerekir. Yani bunun başka bir seçeneği yoktur. Bu kalıplar sülasi mücerret fiiller mazı sığalar en yalın halini temsil eder ve üçüncü tekil eril şahıs zamirinin yani hüve çekimini oluştururlar. Evet, ne demek istedi? Diyor ki mesela örnek her bir için geçerli şu an anlatacağım. Haraca mesela nedir? Üçüncü şahıstır. Üçüncü şahıs. Türkçe dil bilgimizin zayıf olduğunu varsayarak ben birinci şahıs. Sen ikinci şahıs. O üçüncü şahıs diye adlandır. Yani ben artı biz. Sen artı siz de olur. O artı o ikisi onlar. Hepsi üçüncü şahıstır. Nasıl bunu kafana tutabilirsin? Ben önce ben gelirim arkadaş. Önce ben varım. Yani ben hayatta olacağım ki sana yardım dokunabilsin. Ben önce var olmalıyım ki dünyaya, milletime, dinime bir faydam olabilsin. Ben varsam sana yardımcı olacağım. Dolayısıyla sen en yakında olan sensin çünkü. Sana hitap edebiliyorum. Bana yakınsın. O dediğimiz şahıs da üçüncü şahıstır. Ya alakamız e, zayıf olduğu için o diyoruz ona ya da mesafe vardır. Sonuçta karşımda değil yani. O yüzden üçüncü şahıs deniyor. O Ali var ya dün okula gelmedi. O Ayşe var ya çok çalışkandır gibi. O karşında değil. Sen dediğin kişi ikinci şahıstır. Ben, biz dediklerimiz birinci şahıstır kısaca böyle değinmiş olalım. Yine detaylı bilgi Google'da Türkçe dil bilgisinde vardır yani şahıs zamirleri diyebilirsin. Ben, sen, o. Üçüncü şahıs bu demek. Tekil tek demek yani tek bardak, tek telefon, tek kulaklık gibi. Eril erkek demek yani sen derken bir kadına sen de diyebilirsin. Bir erkeğe de sen diyebilirsin. Ama erkeği kastediyorsan erildir o. Eğer sen diye Ayşe, Fatma, Hayri'ye hitap ediyorsan ona dişil denir. Demek ki eril Erkek manasında. Müfret, tekil, müzekker, eril, gayb, üçüncü şahıs manasına gelir. Ve hüvedir diye ne demek istiyor? Burada yazmış zaten. Hüve faale, hüme feale, hüm fealü. Bunları harfiyen ezberlemeniz gerekir. Bir tablo çalışması yapalım. Ebbamairu zamirler demek. Vama Zamairul gaibi gaib zamirleri demek. Vama Zamairul gaibeti gaibe zamirleri demek. Gaibe ile gaib arasında ince bir fark var. Gaib mesela ne olsun? Emin. Gaibe ne olur? E mi ne? Ne gibi? Hüsnü, hüsniye. Kemal Sunan filmi gelsin aklınızda. Onun gibi yani. Gaib, gâibe. El gaibi, el gaibeti. Şuradaki ta müenneslik tasıdır. Dolayısıyla vamayrul gâib derken erkekler için üçüncü şahıs zamirleri vamayrul gâibeti kadınlar için üçüncü şahıs zamirleri demektir. Faale ketebe, harece fark etmez. Yani bu kalıp için hüve zamiri uyumludur. Fe'ala, ketebe, nasara, haraca fark etmez tesni olmak adıyla Zamir hıma olur. Fe'alu, innellezine keferu, sevavun alim keferu, ee, nasaru, ketebu, fetahu. Burada da hım zamiri elverişli olur. Hiye faalet, ketebet, nasarat, haracet. Hiye burada uyumludur. Faaleta, ketebeta, fetahata, haraceta. Hıma uyumlu olur. Fealne, ketebne, haracine, dehanne, hünne zamiri. Burada uyumlu olur. Burada tabloyu okuyabilmek önemli. Şimdi şurayı okuduk. Şunları da açıkladık. Bir de şuralara, şuralara değinelim. El-müfredetü, müfredetü, el-müsennatü, el-cem'u, el-müfredetü, tekil... Müsennatu ikil. Buna tesniye de diyoruz. Müsennan da diyoruz. İkil de diyoruz. El cem'u. Cem, cemi cem demek. Yani çoğul. Tekil ne demek? Tekil işte tek bir kalem. Tek bir bir. Tek yani iki değil. Müsenna diğer adıyla tesniye. Diğer adıyla iki nedir? İki Ali. iki Veli. iki Hasan. iki Hüseyin. Bir Ali, bir Hasan sonuçta iki erkek yapar. Olur yani. Bir Ayşe, bir Fatma sonuçta iki kişi. Olur. Bir elma, bir armut. Üç armut değil ama yani toplam iki olacak. O zaman tesni olur. Cem nedir peki? Mesela dersin ki aliler. Lerlar iki çoğul ikidir. Türkçe'de bildiğiniz üzere. Aliler, veliler, hasanlar, ayşeler. Peki aliler diye çevirdiğin Kaç tane ali? Aliler tabirinde anlayacağın şey en az üç ali Peki en fazla? En fazla sizin sonsuz diyelim. Yani 100 Ali de olabilir, milyon Ali de olabilir. Ama 3'ten aşağı değil. 3'ten aşağı olursa, mesela 2 olsa tesni olur. 1 olsa müfret olur. Demek ki cemi en az 3. 3 bardak. En az 3 bardağı kastediyorsan cemi kullanırsın. 3 tane kalemden bahsedeceksen cemi kullanırsın. 4 tane kalem yine cemi. 5 yine cemi. Milyon yine cemi. Bunun farkında olalım ben bilmeyenlere yönelik burada anlatıyorum bilenler için sıkıcı da olabilir bilenler zaten izlemeyebilir yani bilmeyenleri biz hedef aldık burada tabloyu anlamaya devam edelim çalışalım ne diyor zamanı gayb demek şöyle yani bu taraf komple şu an çizdiğim yerler burası nedir gayb zamirleridir gayb demek gaybeti değil ve aşağıda teva gayb demek burada bulunan fiiller olsun zamirler olsun bir defa üçüncü şahıstır. Sen veya ben diye mana veremem buraya. O, o ikisi. Onlar diye mana veririm. Üçüncü şahıstır. Başka? Bunlar erildir. Burada Ayşe'den Fatma'dan bahsedilmiyor. Burada Ali Veli'den bahsediliyor. Alt taraf da gaibeti, dişil. Dolayısıyla burada bulunan, şu anda çizmeye başladığım bölüm bunların tamamı nedir? Burası tamamı. Üçüncü şahıs dişildir. Mesela faalet derken Ayşe'den Fatma'dan bahseder. Faaleta derken Ayşe, Fatma, Hayriye yani bunlar burada Ali'den Veli'den bahsedilmez. Tabloyu anlamaya devam ediyoruz. El müfred ö Ne demek? Burada bulunan her biri müfrettir. Tekildir yani. Buradakilerin her biri ikildir. Burada bulunan her biri çoğuldur. Tabloyu doğru anlayabilmek çok önemlidir. Geçtik bu tarafa tablonun devamı yani. Ben olsam tek parçada verirdim. Bay bay vermezdim. Bir kısa buraya bir şey yazmazdım. Burada tek parça yazardım. Daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Zamayrul muhadabi. Muhatap. Muhataba. Bak yine aynı şekilde. Emin. Emine. Hüsnü. Hüsniye gibi. Muhatap evvela ikinci şahıs demek. Sonunda kelimenin şurada T olmadığı için ikinci şahıs artı iril ikinci şahıs eril burası. Muhatabeti. Bu da ikinci şahıs ama nedir? Dişildir. Muhatap sen, siz, sizler demek. Ente <laughs> faalte. Burada falte Sen yaptın. Kimi kastediyor? Erkeği. Yukarıdaki şey devam ediyor. Yani buradakiler müfrettir. Tamam mı? Bunlar komple müfret şimdi. Burası müfret devam ediyor. Fati Bu da müfret. Sen yaptın demek faalti. Kim, kime hitaben? Ayşe için söylüyor bunu veya Fatma için söylüyor. Buradaki faati sen yaptın Ali demek değil. Fetha olacak ki Ali'ye yönelik olsun, erkeğe yönelik olsun. S'te ise kadına yöneliktir. Entuma faaltuma, entuma faaltuma. Aynı yazılmışlar gördüğünüz üzere. Yukarıda aynı değildi mesela. Burada ise bire birebir aynı yazılmıştır. Birazdan değineceğim. Aynı olsan olur, olmasa ne olur? Burada direkt öğrencilerin dikkatini çeken sorular olabiliyor. Entuma faaltuma erkeklere yönelik ikildir. Entum tüm kadınlara yönelik ikilidir. En tüm faaltum en tünne faaltunne en tünne en Burası erkeklere yönelik. Sizler yaptınız. Burada kadınlara yönelik sizler yaptınız. Mana aynı da hitap ettiğin şahıs farklı. Karşında kadın varsa farklı kalıp, erkek varsa farklı kalıbı kullanıyorsun. Ne fark var? T var, T var. Hareket değişikliği. Yani de aynı yazılmış. Testine de aynı yazılması bir problem teşkil eder mi? Esasen etmez. Yani şu e, daima sorulmuştur bizlere. Aynı yazılır ya. En tümen yani bir cümle okuyorum. Bir yerde şu geçti mesela. En tümen geçti. Müzekker de mühendis aynı yazıldığına göre. Burada onu gördüğümde müzekker mi mühendis mi nasıl anlarım? Bu şununla alakalı. Birisi tahtaya çıkıp sadece yüz yazsa ne anlarsın? Matematiksel algılayabilirsin yani. 99 artı 1 demek istemiştir diyebilirsin. Veya işte denize, dereye, havuza bir yere atlayıp yüzmek. Yüz emir manasında demiş olabilir. Veya işte felanca hayvan belki kesildi kurban edildi derisini yüz. O manada olabilir. Belki 200 insan diyecek yani kelime yarıda bırakmış. Orada gerçek anlamının dışında bir mana mı var? İnsan yüzü mü demek istiyor? Her ne demek istersen istesin. Tahtaya onu yazdığında her türlü algılayabilirsin. Ama sen bu kelimeyi bir paragrafta bir cümlede görürsen ne oldu? Belirginleşir. Mesela Ali, Veli birlikte havuza gittiler ve yüzdüler dediği zaman buradaki yüz kelimesini kimse 99 artı 1 olarak algılamaz. Ama sadece yüz yazarsan algılayabilir. Demek ki kelimeler cümledeki kullanımına göre, yerimine göre, cümle akışına göre mana kazanırlar. Türkçe'de böyle olduğu gibi işte Arapça'da da öyledir. Dolayısıyla Arapça bir hikaye okuduğumuzu varsayalım. Okuyoruz okuyoruz bir yerde entüme fatüme geçtiğini varsayalım. Ve cümle devam ediyor. Burada müzekker olarak mı mühendis olarak mı değerlendireceksin diye soranlar çok olur çünkü. Cümlede iki tane kadından bahsediyorsa o zaman burası mühendis olarak değerlendirilir. Ali'den, veriden bahsediyorsa demek ki müzekerdir dersin. Bu yani cümle akışına bağlıdır. Yoksa böyle aynı yazılan başka kelimeler de var. Karşılaşacaksınız. Daima cümle akışına göre o anda kararı sizler vermelisiniz. Ene ben yaptım derken bu vamayrül mütekellimi mütekellim konuşucu, konuşan demek. Konuşmacı. Konuşan şahıs demek. Ene ben yaptım demek. Burada bir cinsiyet ayrımı yoktur. Vamayül mütekellimde cinsiyet ayrımı yok. Ene diyen kişi yani ben yaptım diyen kişi kadın da olabilir, erkek de olabilir. Nahnu faalna biz yaptık diyen kişi kadın da olabilir, erkek de olabilir. Nahnu faalna biz yaptık diyen kişi erkek de olabilir, kadın da olabilir. Demek ki mütekellim kalıpta cinsiyet ayrımı yoktur. Şurada nahnu faalna biz yaptık derken iki kişi yani biziz. Ben şu an konuşuyorum. Yanımda varsa Ali diye birisi var. Beraber yürüdük demek istiyorum. Bu kalıbı kullanabilirim. Veya yanımda Ali var ama bir de Hasan var. Bir de Hüseyin var. Kalabalığız. Üç kişiyiz. Beş kişiyiz. Neyse. Yine nahnu fâna deriz. Cemî manasında da kullanılabilir. İkil manada da kullanılabilir demek istedik. Bununla birlikte. Şimdi bu tabloyu bu şekilde okuyan arkadaşlar şöyle düşünebilir. Fâle de zamir hüvedir. Fâla da zamir humadır Fâlu da zamir hümdür. Şimdi öyle gibi yazılmış. Burası yanlış anlaşılmaya müsait. Eğer e, şuraları aşağılara dikkatli bir şekilde okumazsak veya anlatan hoca dikkat çekmezse yanlış anlamaya müsait. Örnek faala fiili keteba nasara haraca tesniye herhangi bir mazi fiil. Zamir hüma değil orada. Orada hüma yok zaten. Eliftir fail fa'lu innellezîne keferu <kataru> sevaun aleyhim var değil mi? Bakara suresi 2. sayfa. Fa'lu keferu <kataru> fa'il hum mudur? Hum yazmıyor orada. Gizli olarak var hocam. Yok alakası yok. Orada zamir vav'dır, faildir. Elif elifi farkadır. İlgili fiil zamme üzere mevnidir. Hum yok orada. E niye peki böyle hüve, huma, hum, hiye gibi şeyler yazılmış? Yani olsaydı cinsiyet olarak, sayısal olarak, şahıs olarak uyumlu zamir budur demek istiyor. Faale müfret müzekkerdir. Hüvede müfret müzekkerdir. Faale tesniye müzekkerdir. Hüma da tesniye müzekkerdir. Fa'lu cemi müzekkerdir. Gayiptir. E, Hüm da aynı şekilde. Cemi müzekker gaib zamiridir. Faalet. Müfret müennes gayibedir. Hiye de aynı özelliği taşıyor zaten. Faale ta tesniye müennes gayibe. Hüma da aynı özellikte. Faalne. Cemi müennes gaibe. Hünne de müennes gaybe zamiridir. Bu kalıplara uyumlu zamir bunlar demek istiyorum. falte te. Zamir te'dir, faildir, ente değildir yani. Niye yazmış? Fa'l te müfet müzeker muhatap, ente de müfet müzeker muhatap zamiridir. Fa'l tuma, tuma. Tesniye müzeker muhataptır. Entuma da aynı özelliği taşımaktadır. Fa'l tüm cemi müzeker muhataptır en tüm deceği müzeker muhatap zamiridir demek istiyor. Falti. sen kadın manasında. Müfret müennes muhatabadır. Enti de aynı özelliği taşıyan zamir. Fal tuma tesniye müennes muhataba fiilidir. En da tesniye müennes muhataba zamiri olarak kullanılır veya yukarıdaki gibi muhatap olarak da kullanılır. Entunne fa'altunne. E, Faal tünle cemi müennes muhataba fiilidir. En tünle de aynı özelliği taşıyan zamirdir. Faal tü. Zamir burada tüdür. Faildir. Ene ne iş? Ene şu iş yani. Malzenin başında bu yok aslında da. Yani olsaydı burada uyumlu zamir nedir? Ene ben demektir ya. E, tu da ben demek. Yani aynı manadadırlar. Nahnu biz demektir. Faal na. Na da biz demektir. Uyumlu zamirdir. Nahnu biz demek. Na da biz demek. Uyumlu zamirdir. O zaman sen ne yapacaksın? Fiil çekimini ezberlemeye gayret edeceksin. Fiil çekimi burada hemen anlaşılabilir mi? Bir sürü daha örnek var. Ezberi şu şekilde, tıpkı burada yazıldığı şekilde yapmanız önerilir. Faale faale faalu faalet faalete faalne. Sonra ketebe keteba ketebu ketebet ketebeta ketebne. Harace, haraca, haracu, haracet, haraceta, haracine. Fetaha, fetaha, fetahu, fetahat, fetahata, fetahne. Veya dehale, dehala, dehalu, dehalet. Nerede? Evet, şurada mıydı? Işte, silerken yanlış söyledim. Dehale, dehala, dehalu, dehalet, dehaleta, dehalne. Haraca, KARACA, haraca. Bu şekilde buralar çalışmanız lazım. Hangi zamir nereye uyumlu bilmeniz gerekir. Aşağı biraz çalışalım faal-te, nasar-te, te fiile fa'alte. Şurada fetah böyle olması gerekmez yani. Semi'te, değil mi? Semi'te, te hasibite, hasibe, hasibte olabilir. ent tüm faal-tüm-a, ketep-tüm-a, kharac-tüm-a, tüm a tüm fetah tüm gibi. Faalti, nasarti, ketepti, haraçti, semi'ti. Faal tuma, yukarıdaki aynı söyledim zaten. Nasar tuma, ketep tuma, haraç tuma gibi. Faal tunne, ketep tunne, haraç tunne, semi'i tunne. Aynı el esre de olabilir. Yukarıda geçti. Mazide aynı fiili, fetha, esre, zamme olabilir. Fiile göre farklıdır. Faal tu, ketep tu, nasar tu, tu, semi'i tu fa'alna, dakhalna, kharajna, semi'na. Aynı şekilde. Bu şekilde çalışmanız lazım. Yoksa sen gidip işte fa'alte, fa'altuma, fa'altum ezberle ne anladın yani? Kuru ezber lazım değil. Bu bir çekim tablosu. Senin fa'ale ezberlemenin bizzat sadece fa'ale ezberlemenin bir mantığı yok. Buraya fiilleri uyarlayacaksın. Şurada var fiiller işte. Bunları uyarla mesela. Harace. Uyarlayacaksın. Harace. faale. Burada ne olmuş? Faala olmuş. Yani faaleden faalaya değişen şey ne? Sonra bir elif getirmişler. Met yapmışlar. Faale. Al sana faala. Burada ne olmuş? Lama zamme getirip vav getirmişler. Faalu. Bir de elif eklemişler. Elif farka. Faalet. Ne fark var? Şöyle bir ta getirmişler. Sukun. Yoksa aynı yukarıdaki. Faale. Faale. Sadece t eklenmiş. İşte bu tür şeylerin farkına varmak. Şuradaki fiilleri uyarlamak son derece önemli. Yoksa sen böyle feale feale ezberlersen hiçbir değeri olmaz bunun. Tabii çekim bu fiillerden ibaret değil. Yani Elimizde bizim bir sürü örnek fiiller var. İşte Nasara'nın çekimi, Kale'nin, Gaza, Medde, Ekale gibi. Şöyle bir bir tanesini açalım bakalım nereye denk geliyoruz. Mesela örnek olarak Kale fiilini herkes duymuştur. Kale fiili. Mazi çekim bakın. Kale, kala, kalu, kalet, kaleta, gulne. Gulte, gultuma, gultum. Gulti, gultuma, gultunne. Gultu, nasartu, faaltu, keteptu. Gulne, faenne, ketebne. Bunlar mazi çekim. Bunun muzaresi de var. Yegul, <laughs> yegulan gibi devam ediyor. Emr hazır çekimleri var. Değişik çekimleri var yani. Gul, gula, gulu, var. Demek istediğim buradaki fiilleri hele bir uyarlamayı başarın arkadaşlar. Buna kafa harcayın. Daha sonra bu tür kitaplardan daha fazla fiil ekleyebilmeniz de mümkündür. Peki başka ne anlatılmış? Burayı işledik gerçi değil mi? Buraya geçelim. Şuradaydık. Tabloda verilen kalıpların ikinci kök harfleri yani aynı fiili harekelenmemiştir. Çünkü her üç kalıbında çekimi aynıdır. Sadece aynı fiilin harekesi değişiyor. Fetha olur, zamme olur, esre olur. O yüzden ne yapmışlar yani? Diyor ki bak şurada ayında hareke yok. Ayında hareke yok. Çekeceğin fiile bağlı. Haracayı çekerken fetha vereceksin. Ama rakibe için esre vereceksin. Rakibe, rakiba, rakibu, rakibet, rakibeta, ne diye uyarlayacaksın. Uyarlamak çok önemli. Çünkü bu çekimden sonra fail olarak zamir değil, müzekker eril. Müzekker eril demek, zahir açık demek. İsimler örnek, et, talip, talibanın tullab gibi getirilebilir. Herhangi bir açık isim getirilmediğinde bu tür fiillerin failleri müstetir, yani gizli kabul edilir. Önemli bir noktaya değiniyor şu an, fail konusuna geçti. Aslında biraz ne yaptı diyelim, e, konuyu dallandırmak, budaklandırmak mı diyorlar? biraz fazla yaymaya başladı. E, fail diye bir konu bir ünite başlığı açılır. Orada bunlara değinilir. Değer kitaplarda biraz o şekilde gördük. Belki burada da vardır ayrıca. Şimdi gizli eşittir müstetir aynı şey. Diyor ki yani, tahtaya çıkıp birisi sadece harace yazsa. Ha race faili nedir dese hiçbir şey göremiyorum. O zaman gizli zamir hüve. Buradaki hüve boşa yazılmadı yani uyumludur. Ama haraceden sonra diyor mesela talibun diye bir kelime gelse. Artık hüve faildir denmezsin. Hüve isil hüve yok. Haracenin faili ne şu anda? Talip. Demek ki burada gizli bir zamir ne zaman fail olur? Peşine açık bir isim gelmezse. Yani kapalı isim de mi var? Bak açık isim, zahir isim, kapalı isim de mi var? Yani bir kelime gelmiş fail olmaya. Elverişli. Açık isimden maksat bu. Elverişli bir kelime yok. Sil onu. O zaman fail hüve olur. Harace faile. Aynı durum mühendislik yani dişillik eki. Şu ta içinde geçerli. Faalet. Burada zamir ne olur? Hiye olur. Hiye faildir burada. Gizli zamir olarak. Ne zaman faildir? Faaletten sonra açıkça yani gözüne görebileceğin et dalebetü, dalebetani gibi herhangi bir kelime gelmezse sol tarafında fail olma elverişli kelime yoksa o zaman hiye gizli zamirdir, faildir denir. Gizli diyorum yani yazılmaz. Ben yazıyorum siz görün yenisiniz diye. Yoksa yazılmaz. Çünkü gizli yani adı üstünde. Herhangi bir zahir isim getirilmediğinde ise bu tür fiillerin failleri yine müstetir gizli kabul edilir. Bakalım ne anlatılmış burada. Örneklerde de görüleceği üzere bir fiil zahir yani açık bir isme isnat edildiğinde her zaman müfret formda gelir. Sadece merfu isim müennes olduğunda fiil de fiille ile merfu isim arasındaki mutabakat Evet böyle böyle demişler. Okuyalım biz de. Ketebe nasıl bir fiil? Müfret, müzeker, gayiptir. Nerede anladın? Şimdi ketebe şuna benziyor. Şuradaki fare ile aynıdır. İşte buradaki yani tabloya göre çekim yapmak çok önemli. Kuru kuru ezber yok. Diyeceksin fare. Müfret, müzeker, gayiptir diyeceksin. Fala tesniye müzeker, gayiptir diyeceksin. Fa'alet müfret, müennes gayibe diyeceksin. Bunları bilerek çekim yapacaksın faale faale faul ezberledin bitti. Yok bitmedi yani. Çok eksikliğini çekersin. Ketebe müfet müzeker gayb bir fiildir. Mazidir. Ahmedu onun failidir. Ederse mef'uldür. Burada Ahmedu fail olarak gelmiş. Burada Ahmedu yazmasaydı ketebe ederse yazıp noktaya koyarsan fail hüvü olur. Bunu anlatıyoruz. Başka ne anlatıyoruz burada? Şunu anlatıyoruz. Ketebe müfet müzeker, gayiptir. Ahmet de müfet müzekker, gayiptir. Bak tesni değil bu. İki Ahmet yazmıyor burada. Veya bu dişil değil. Ayşe yazmıyor burada. Fiil müzeker ya. Fail de müzeker. Bunlara dikkat etmek gerekir. Hemen zıttında örnek Bak Ketebet faalet nasarat haracet. Müfet müennes gaybe. Fail ne geldi? Müfet müennes gaybe geldi. Fiil burada müennestir. Fail de gelmiş. Ayşe erkek değil sonuçta. Faildir. İsmi zahir diyoruz buna gözümüzle gördüğümüz için. derse de mefuldür. Ayşe peşine gelmeseydi ketebette hiye fail olacak idi. İşte buralarda anlatılan şey oydu. Bak faalet ketebet haracet hiye hiye hiye. Burada da o zaman hiye olur idi. Ama olamadı. Niye? İsmi zahir. Yani Gözümle görebildiğim bir lafız fail olarak kullanılmış. Ketebe et talibu ed yani buradaki örnek ile şuradaki örnek aynı şey aslında. Bir fark yok. Ha Ahmet yazmışsın, ha Talip yazmışsın, ha Mehmet yazmışsın, ha Kamil yazmışsın. Fark etmez. Müfret müzekir gayb mazi fiil. Bu da müfret müzekir gayb faildir. Ketebet et talibetu. Yani bu da şuradaki örneğiyle aynı oldu yani. İşte ne yaptılar? Bir iki kelime değiştiriyorlar. Yoksa aynı şey örnek. Ketebet müfret müennes gaibe bir fiildir. Fail de müfret müennestir. Talibetu, tu kapalı tayla bitmiş ya. Bu onun ne olduğunu gösterir. Müennes olduğunu gösterir. Hemen yukarıda et talibu yazıyordu. Oysa müzekker. Kemenin sonunda kapalı tanın varlığı müenneslik alameti. Nebaha el kelbu. Nebeha, müfret, müzeker, gayb bir fiildir. Elker, bu da müfret, müzeker bir isimdir. İsim zahirdir, faildir, merfuara falan tezamı faildir. Böyle bir kelime gelmeseydi hüveyi fail yapar idik. Ketebet ederse tu. Şimdi ne anlattı? Şunu anlattı. Ketebet fiildir. fiilin hemen sol tarafından faili getirmem gerekmiyor. Bu defa edersin mefuldür. Aişe faildir. Ne oldu? Fiil ile fail arasında meful geldi. Yani gelebilir yani gelmiştir gördüğünüz üzere. Ama sonuç olarak kettebet bet müennes'tir, Ayşe de müennes'tir. Kete müzekker, failine Ayşe. Peki o ne? Müennes. Fiil müzekkerken failine gelmiş müennes gelmiş. Ortadaki meful yine eş-şemsu, tala'at eşşemsu şemsu Tala'at tala tala geçiş yaparken şemsu Güneş Burada ne anlatıldı yani? Şurada anlatılan şey bak şu ikisi çok önemli bir örnek. Diyor ki fiil bu, fail de bu. Fiil bu, fail de bu. Fiil ile fail arasında herhangi bir kelime girerse, burada ed ders kelimesi girmiş. Fiil ile fail arasında herhangi bir kelime girerse ed ders girmiş mef'uldür kendisi. Ne olur? Fiil ile fail arasında cinsiyet uyumu aranmaz. Cinsiyet uyumu olur da olmaz da. İşte müennes müennes, Müzekkere müennes. Bak uyumsuzluk var burada. Uyum var burada. Burada dalan şems, dalan şems ise burada semai müenneslik söz konusu. E şems lafzı semai müennestir. Sema müenneslerde de fiil görüldüğü üzere müennes olabilir. Görüldüğü üzere müzekker olabilir. E şems müennes ama nasıl müennes? Semai müennes. Semai müennes de neyin nesi? Şimdi tüm bilgileri birinci üniteye sığdırmaya çalışmayalım. İleride gelecektir ne olduğu. Peki burada neler var? Yukarıdaki örneklerin ki bunlar fiil cümleleri, aksine aşağıdaki örneklere ki bunlar isim cümleleridir. Baktığımızda fiillerden sonra fail olarak zahir isim değil, zamir bitiştiğini görmekteyiz. Ahmedu Ketebe, şu işaret diyor ki burada yazıda bir fail bitişmiş değil yani. Ahmedu Ahmet, mübtedadır. Ketebe mazifil fiil fetha üzere mevni. Fail nerede? Arıyorum. Faili arıyorum. Arıyorum. Bir tane kelime buldum. Edders. ders. Fail olabilir mi? Olamaz. Niye? Fetha almış. Yani kelime mensup. Ketebe yazdı demek. Kim yazdı? Eders. Dersin kendisi. Yani kalem alıp yazabilir mi? Ders fazla yazılır. Yazma işini başlaramaz. O zaman o fail olamaz yani yazmaya başaramadığı için. Ne olur? Meful olur. Fail nerede arkadaş? Fiilin hemen sol tarafında fail olma elverişli bir lafız olmadığı için gizli zamir faildir diyeceğiz. Ketebe müfet müzekker gayip bir fiil olduğuna göre müfet müzekker gayb fiiline uyumlu zamir nedir? İşte bak hüvedir. Bu tablo önemli. Nerede hüve getireceksin? Nerede hiyeyi getireceksin? Hüveyi müfet müzekker gayip mazi fiilde getirirsin. Hiye müfret müennes gaybe fa'allet, ketebet nasarat haracet gibi fiillerde gizli hiye vardır dersin ama sol tarafında ismi zahir yoksa var dersin. Faalet hale haracet sema gibi fiillerin faili gizli zamir hüvedir dersin ama sol tarafında fail olma elbeş lafız yoksa dersin. Eğer elbeş lafız varsa peşlerine hüveyi hiç karıştırma öyle bir şey yok orada demek ki. Evet şuradaydık değil mi? İşte Ahmet müptedadır. Ketebe hüve ederse burası fiil cümlesi olarak haber olur. Ve fail. Ederse mefhum. Hüve ketebe derse hüve faildir. Yok fail olamaz. Fail fiilin sağında bulunamaz. Ketebe fiil mi? Evet. Sağında bir zamir var. Bu zamire şu anda fail diyemezsin. Çünkü fiilin sağında fail olmaz. Fiilin sağında olsa olsa ne olur? Ha, müpteda olabilir. Olmuş zaten. Fiilin sağında e, meful de olabilir. Ama hüveden meful olmaz. Çünkü merfu bir lafızdır. O zaman hüve ne diyeceksin? Müptedadır. Ketebe fiil, faili hüve. Niye faili hüve dedin de başka bir şey diyemedin? Ketebenin sol tarafında faili her zaman arayacaksın. Sağda değil, fiilin solundadır fail. Aradım sadece ders var. Ders mef'ul, mensup, Merfu değil ki. Failler merfudur. Madem ki e, fail dolumu elbireşli bir kelime yok o zaman hüve fail dedim. Ketebe hüve ederse, ed burası komple ne olur? Fiil cümlesi olarak haber mahallen merfu olur. Yukarıda da aynı şekilde yani. Ketebe hüve ed ders. Ketebe hüve ed ders. Değişen bir şey yok. Her ikisi de fiil cümlesidir. Her ikisi de mahallen merfudur. Mahallen merfu olup haber derler. Burada Ahmet müptela burada hüve müptela. Ha işe tu fail olabilir mi? Olamaz. Niye ketebet var faili olsun? Ya fiilin sağında fail aramayacaksın. Fiilin sağında merfu bir kelime görürsen aklına müpteda, müpteda demek gelsin. Ha işe tu müptedadır. Ketebet fiil. Fail arıyorum, arıyorum, arıyorum. cümle bitti. Merfu bir kelime denk gelemedik. O zaman ketebette gizli bir zamir varmış. Fail oymuş demem gerekir. Ketebet fiilinde gizli zamir ne olur? Ketebette gizli zamir ent olur. Olmaz ilgisi yok. İşte hangi zamir nerede olur? Buna mutlaka çalışmalısın. Bu tür soru gelme ihtimali yüksektir. Ketebette hiye bulunur. Hiye nedir? Faildir. Ed derse mefuldür. Ketebet hiye ed derse fiil cümlesi. Mahallen mefu haberdir. Ayşe de müptedadır. Hiye yine müpteda. Ketebet sol tarafta merfu kelime yok. O zaman hiye gizli zamir faildir. Ketebet hiye derse fiil cümlesi mahallen merfu haber. Hiye de müpteda. Elkel bu nebaha elkel. Müpteda nebaha fiil fail gizli zamir hüve fiil fail. Yani nebaha hüve fiil fail. Birlikte fiil cümlesi haber. Mahallen merfu. Şems müptedadır. Fail değildir. Talaat hiye. Talaat hiye. Birlikte fiil cümlesi mahallen merfu haberdir. Haber fiil cümlesi olarak da gelir. İsim cümlesi olarak da gelir. Şibih cümle olarak gelir. Veya müfret olarak gelir. Buradaki müfret sayısal manada değildir. <laughs> Ahmedun Ahmedu ve Mahmudun kete <laughs> ba <aveca> edersen. Ahmet kelimesi mübteda olur. Ve Mahmudun Ahmet ve Mahmud he. K-t-ba, o ikisi yazdı. Ne ederse derse yazdı. Şimdi ketebe keteba buradaki elif faildir. Zamirdir. Buraya gidip hıma zamirini aramayacaksın. Burası ne? Burası tesliye müzekker gayiptir. Bulalım onu şurada. Ayağa aşağı inmişiz. Şurası yani. Gidip fail hümadır demeyeceksin. Gizli hüma var denilmez. Ne dedik? Burada elif faildir. Burada vav faildir. Hüm yok burada. Bunlar hangi fiili, hangi zamir uyar çekim yaparken gösterelim demişler. Neredeydik? Karıştı mı? Karışmadı. Şöyle diyebiliriz yani. Tüm tesniyelerde elif fail olur. Burada elif faildir. Bitti. Ed derse mefuldür. Burada gizli zamir aranmıyor. Hüma ke ba ed derse. Hüma mübteda olur. Keteba, keteba elif yine faildir. Eddersen mefuldür. Aişe tu mübtedadır. Ketebe ta elif yine faildir. Eddersen mefuldür. Hümme ketebe ta elif yine faildir. Eddersen mefuldür. El kelbani nebeha. El kelbani tesniyedir. Mübtedadır. Nebeha fiildir. Fiilimiz de tesniye. Mazi fiil bunlar. Buradaki elif yine faildir. Tesniyelerde elif fail olur. Burada anlatılmak istenen mesaj bence bu olsa gerek. Ahmet Mahmut Talha. Kete bu vav zamirdir faildir. derse meful Elif elif farka. Hım kete bu vav zamirdir faildir. Edderse mefhul. Keteb ne nun zamirdir faildir. Edderse mefhul. Keteb ne nun zamirdir faildir. Edderse mefhul. Nebahat fiil. Buradaki ta müenneslik tası. Fiil müennes olduğunun kanıtı. Fail nerede? Fail burada hi. Gizli zamir faildir. El kilabu kelbun kilab. Kilab lafzı cemi mükesser gayrı akıldır. Yani akılsız bir varlığın çoğuludur. Mesela şey, şey yani eşya. Eşyalarda zeka yoktur veya ne diyelim okullar, üniversiteler, bardaklar, bilgisayarlar, kalemler bu tür lafızlarda zeka var mı? Yok. Böyle lerlar yani çoğul olan ve kendisinde zeka, akıl bulunmayan varlıklar müfret müennesmiş gibi değerlendirilir. Ne demek bu? Yani haber getirirse müfret müennes getirir. Sıfat getirirse müfret müennes getir demek istiyorum. İşte o yüzden nebahat gelmişti. Mesela nebahu gelmemiş veya nebahne gibi gelmemiş de. Nebahat gelmiş ve de zamirimiz burada hiye olur. Zaten nebahatta hum olacak hali yok yani. Burası ne? Müfret meennes gâibe zamirde de hiye olur. Şimdi bunlara bu şekilde değindik. Ben görünce aklıma bunlar geldi. Burada şunu da dikkat edilebilir. Mesela noktalı soru geldiğini varsay. Diyelim ki şunu soracak. Hümâ nokta nokta nokta. Hümâ nokta 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 ederse noktalı yere ne gelecek? Huma tesniye olduğuna göre buraya tesniye bir kelime getirmen gerekir. Veya el kelbani nokta nokta nokta. nokta. Kelbani tesniye olduğuna göre tesniye bir kelime gelecektir. Veya da nokta 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 ve derse de olabilir, değil mi? Nokta evvelde de olabilir demek istiyorum. Buraya ne gelecek? A şıkkı. Şöyle silelim. Ona göre uyarlama yapacağım. A şıkkı hum B şıkkı mesela ne olsun hünne, C şıkkı hüve gibi bir takım zamirler yer alabilir Burada bir şey yazmıyor nokta Ne yapacaksın noktalı yerin sol tarafından yardım alacaksın Ne yazıyor kete bu nasıl bir fiil bu Cemil müzeker gayiptir O zaman noktalı yere Cemi müzeker gayip zamiri getirmen gerekir Fiil ile zamir arasındaki uyumu bilmek Bu tür soruları çözmenize son derece katkı sağlayacaktır Başka ne diyebiliriz? Mesela, Hünne nokta nokta nokta. Hünne cemi müennes gaybe zamir olduğuna göre. Buraya cemi müennes gaybe fiilinin gelmesi lazım. O da ne olur? Bir Nun ki fetalıdır. Sağında sukun vardır. işte keteb ne, semi' ne, fetah ne, haraci ne gibi. Veya şöyle de olabilir. Hünne silinir, keteb ne ederse. Buraya ne gelecek? Keteb ne'nin cemi müennes gaybe olduğunu fark edeceksin. Cemil Mehmet Sagay zamirini buraya yazacaksın. Bunları fark edebilmen gerekir. Yani bunları ben dikkatimi çekti. Peki okuyalım. Sonuna sakin teknistası bitişebilmesi. Neydi? Bir fiilin mazi fiil olduğunu gösteren alametler. Ha. Bir fiilin mazi fiil olduğunu gösteren alametler sakin ta ta teknis işte fehimmet ketebet nasarat haracet bir ta ki sukunu var bundan bahsediyor şöyle bir ta'dan bahseden yok yani sonuna fail zamiri olarak harekeli ta'nın nasar tu nasar te nasar ti tuma tum gibi bunların bitişmesi yani böyle biten kelimeler de mazidir demek istiyorum fehim te, nasar te, ketep te, fehim ti, semi ti, haraç ti, nasar tu, ketep tu, haraç tu, fehim tuma, ketep tuma, fetah tuma, haraç tuma, fehim tüm, kefer tüm, nasar tüm, haraç tüm, semi tunne, haraç tunne gibi. Kendisinden önce işte sin gelebilir. Muzariye dahil olur. Sin. Bu mazi olduğunun alameti miymiş? Mazi olduğunu gösteren alamet diyor. Sin de ge sin ha, gelememesi diyor. Tamam. Kendisinden önce sinin gelememesi. Çünkü sin muzariye dahil olur. Sevfenin gelememesi ise bu. Ne diyelim? Seygulü <laughs> süfehâ'u minen nâsi mâ vellâhum qâli yegulü sin muzariye dahil olur. Sefe kella sefe ta'lemun fümme kella sefe ta'lemun. Muzariden evvel sefe gelir. Lem muzarin evveline gelir. Ne yapar? Muzari cezmeder. Lem yelidi ve lem yüledi gibi. Lemma yansur. Lemma da muzari. Bunların hepsi neymiş? Muzarinin sağında bulunur. Kendisinden önce harfi cerrin gelmemesi. Çünkü harfi cerrin sol tarafında ne gelir? İsim gelir yani. Harfi cerrin solunda isim olur mazide, muzaride, emirde yani hiçbir fiil bulunmaz. Mazi kalıbını böylece kitap bitirdi. Sıra muzari bölümüne gelmiş bulunuyor. Tabi bir saati bulduk biz artık gerisini buradan işlemeyelim. Şöyle bir Kur'an-ı Kerim'den bakalım. Mazi fiil işlendi. Mazi fiilin gizli zamirleri, açık zamirleri ele alındı. Bunları görebiliyor muyuz? Şöyle hızlıca bakacağım. Ne gibi örneklere denk gelebiliriz? Bismillah. Burada herhangi bir mazi fiil yok. Geçtim. Yine yok. Yok. Yok yok yok. Burada da yok. En'am te. Keteb te. Nasar te. Haraç te. gibi t ile bitmiş yani. Hareketi ta ile bitmesi. Bu şekilde zamire bitişmesi ne demişti? Mazi fiil alametidir demişti. Tabi bu ifal babında yani. Naime en'ame ayrı mesele ama nedir? Mazi fiildir sonuçta. Başka mazi fiil yok orada. Burada herhangi bir mazi fiil yok. Buralarda, şurada var. Razakna, na, haracna, semi'na. Değil mi? Nefsim tekeli, mali gayr diyoruz. Biz manasına. Razakna, biz rızık verdik. Hım, onlara. Bu meçhul. Meçhul maziler işlenmediği için, henüz işlenmediği için geçtik. Burada farklı bir mazi fiil göremedim. İnnel ledene, keferu, haracu, semi'u. Burası işte faalu faalu Enzer T keteb T nesar T T neresi? Şurası. Bak. T ile bitiyor. Zamirdir o. Faildir o. Enzer T. Hateme ne gibi? Hateme şu. Faale. Hateme. Harace, dehale, celese, ve tabii ki de hateme, aynı şekilde mazi fiildir. Başka görebiliyor muyuz diye şöyle bir hızlıca bakıyoruz, amenu e bu da keferu gibidir, hani vavla bitiyor elif farika var, vavın da zanne var. Cemil, müzeker, gayb'tir. Tabii emine, emene, amene, burada bir takım işlemler var. İlk ders için bunları izah etmek ağırlıktır, gerek yok zade. Bu da mazi Kale, kane, ba'a gibi. Kanu. Bak ilif farka. Sağında vav, sağında zamme. Neresi? Yine şey, e, şurası. Fa'lu gibi. Bir, bir, takım farklılık farklılıklar var yani harf olarak. Kanu. Fazla met var burada. Şeye göre. Buraya göre. Ama aynı kalıptır. Başka mazi fiil var mı diye bakıyoruz. Mazi fiil var da kolay anlayabileceğiniz var mı diye baktığımızda e, çok da bir şey göremedik. Var da değinmedim yani. Mesela işte tarau bu kanu rabihat semiat haracet buna değinebiliriz. Şurasıdır. Peki dersimizi burada sonlandırıyoruz. Başarılar diliyoruz.